bunu almam lazım. Bak bak. Bak bak. Öğrenirim ben bunu. Yılbaşı ya. Gelmiş. Alıyorum bir tane patlamış. Herkese selam, Serdar Başkan ben. Bu videoda BİM ve A101'de gördüğüm, gerçekten çok ilgimi çeken, kullanışlı olduklarını düşündüğüm bir takım ürünleri inceleyeceğiz. Bakacağız, gerçekten paralarını hak ediyorlar mı? Vaat ettikleri şeyleri yerine getirebiliyorlar mı? İnceleyeceğim ilk ürün arkadaşlar bu. 110 parça aksesuarlı plana çok amaçlı alet seti. 330 lira bir fiyatı var. 16.000 devirli bir motoru var kendisinin. Elektrikli el motoru. Çeşitli kendi yap işleri için mükemmeldir. Elektrikli oyuk açma, gravür, kesme, delme ve zımparalama uygulamaları gibi uygulamalar için tek ve hızlı kullanım sağlar gibi bir şeyler diyor. Bakacağız gerçekten ne kadar işe yarıyor. Açalım bakalım şunu. Evet, burada klipsini açıyorsunuz. Burayı kaldırıyorsunuz. Oo, burada kesme diskleri var. Bir sürü. İnce kesme diskleri var. Kalın kesme diskleri var. Burada taş ve metal aşındırmak için uçlar var. Pasta yapmak için pasta, cila vesaire bir şeyleri parlatmak için kullanabileceğiniz keçeler var. Daha büyük keçeler var. Bez keçe var. Deriler var. Zımparalar var. Bunlar sanırım ahşapta oyuk açmak için. Bunlar metal ve ahşapta desenler yapmak için. Burada zımparaları var. Bakalım burada ne var? Ya bayağı havalı bir şey aslında. Bu neymiş? Bu büyük ihtimalle şey arkadaşlar, bir şeyleri cilalamak için kullanacağınız bir macun. Aletin kendisine bir bakmak istiyorum şimdi. Bayağı bir enteresan. Şimdi bunu bir fişe takayım ben önce. Şimdi 330 lira böyle bir set için bana sorarsanız fena bir fiyat değil yani. İyi bir fiyat aslında bakarsanız, ama yani ne kadar dayanıklı, ne kadar şey, mesela şunu sokarken bile biraz beni endişelendirdi. Yani yeterli uzunlukta bir kablosu var diyebilirim. Yani evet. Okey. Evet, bu mandren freni. Kulağa iyi geliyor. Bakalım ne kadar güçlü. Şimdi şuraya bir tane uç takalım. Evet. Yani çok güçlü olduğunu söyleyemem ama bu tür aletler zaten genelde çok güçlü olmuyor hassas işler için. Bir de bunun 330 lira olduğunu düşünürseniz tabii ki inanılmaz kuvvetli bir şey değil. Bir ahşap alacağız, bakacağız. Evet, mesela şöyle bir ahşap buldum. Bununla bir delik açmak istiyoruz. Bakalım ne derece delecek. Ne kadar zorlayacak ya da zorlamayacak. Evet, kendisi şimdi ısındı biraz. Bu tür aletlere biraz kibar davranmak gerekiyor. Kendini çok zorlamamak gerekiyor. Zorladığınızda sizi üzebiliyorlar. Evet, gayet güzel deldi diyebilirim. Yani fena değil sanki ya. Şuradan ne deneyim? Bir zımpara diski alalım. Şuradan tamam. Bunu alalım. Evet. Gayet iyi.
Gayet iyi. Arada dinlendirmek lazım atı. Bana sorarsanız, oh oh oh, elimi acıttı bile. Gayet kuvvetli diyebilirim ve şeyleri de, kafaları da, aksesuarları da fena iş görmüyor. Bu 80'lik ya da 100'lük bir zımpara var ucunda bunun. Gördüğünüz gibi bunu bayağı kolay bir şekilde aşındırdı. Güzel, ben bunu kullanırım. Bir de metalde görelim. Çok önceden restore etmek için aldığım bir nasıl diyeyim, el fenerim vardı. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Parasını hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. 330 lira bugün kim kime ne veriyor ya? Şimdi bir sonraki A101 ürünüme geçmek istiyorum. Gerçekten çok severek aldığım başka bir şey var sırada. Hemen şunları toplayalım, bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi inceleyeceğim şey ne zamandır sahip olmak istediğim süper bir şey. Bir kalimba. Kalimbayı biliyorsunuz, üzerinde böyle metal tuşları olan enteresan bir çalgı. Hemen şöyle açıp göstermek istiyorum. Bunu da A101'den aldım ve yaklaşık 170 liraydı değil mi? Bir açalım bakalım. Huhuu. Böyle bir bezi var. Başka. İçinden şöyle bir çekiç çıkıyor. Kıllanma kılavuzu var. Bir de bu var. Bu da parmağa takılıyor herhalde. Ha, bir de burada öğrenmek için tuşlar var arkadaşlar. Notaları falan yazıyorsunuz. Bu çekiç akort yapmak için. Buradaki metal plakalar böyle ileri geri aşağı yukarı hareket ediyor. Siz bunu akord ediyorsunuz. Kullanma kılavuzunda diyor ki, telefon uygulamaları var diyor, akort yapan, onlardan birini indirebilirsiniz ve onları kullanarak bunu akord edebilirsiniz. Akord etmek için de şu çubukları yukarı geri tık 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 aşağı yukarı hareket ettiriyorsunuz ve doğru sesi buluyorsunuz. Biraz müzik bilginiz varsa, o uygulamalardan birini daha önce kullandıysanız kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ben yaklaşık bir 15 dakika içinde minik bir şarkı çalacak kadar bir akort yaptım. Şöyle ahşabından bahsetmek istiyorum. Gayet güzel. Sesine bakalım. Bu muydu? Evet. Mükemmelmiş. Bir tane bir şey çalayım bakayım. Ne çalayım? Bunu videodan önce çalıştım biraz arkadaşlar. Bakalım. Kullanır mıyım bilmiyorum çünkü ben daha çok gitar adamıyım ama bu da ilgimi çekiyor. Küçük, böyle her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Enteresan bir şey. Bir daha çalayım bak. Evet, şimdi kalimba demişken arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Geçen Bin'den aldığım çok acayip güzel bir oyuncağım var. İşte burada Newton sarkacı. Diyorum ya size, yeterince beklerseniz bu marketlere her şey geliyor. Bu maalesef kutusu bunun telef oldu. Çünkü ofiste dururken ve ben ofiste yokken Devin bunu çok merak etmiş. Bana dediler bir açıp bakabilir miyiz? Tabii ki dedim. Yani sonuçta her şey bilim için inanılmaz süper bir oyuncak bu. Nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Bunu tam 80 liraya mı aldım? 90 liraya mı aldım? 80 ya 79 lira ya 89 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu şeylerin misine, altı plastik ama gayet dekoratif ve güzel de çalışıyor. Eğer bunlardan böyle ikisini kaldırıp bırakırsanız şöyle bir şey oluyor, bakın şimdi. Bayılıyorum ya, bayılıyorum. Şöyle bir şey, mesela 3 tanesini buradan bırakırsanız da şöyle bir şey oluyor. Ve şöyle de bir şey var.
Tabii yeterince ağır olmaması, yani tabanın böyle dandik astyum plastikten olması salıncağın hareket etmesine neden oluyor. Bu sefer, o yüzden de hareket çok fazla uzun sürmüyor. Ama yine de bence okey ya. Biraz daha oynamak istiyorum. Ne oldu? Tabii salınım yaptı. Şu iplerin misine olması yüzünden şöyle bir sıkıntı oluyor. Bir yerde misine varsa ne olur? Ne olur? Dolanır. Aynen. Bu oluyor. Bir yerde misine söz konusuysa kesinlikle o misine dolanıyor. Çok fazla böyle gaza geldiğinizde o misine dolanıyor. Bununla ilgili şöyle bir şey göstermek istiyorum size. Geçen bunu TikTok'ta gördüm. Şöyle bir yemek servisi kabım var. Bak şunlardan. Bunu biliyorsunuzdur ne olduğunu. Böyle dönüyor ya. Bunu şeyden almadım. Üç harflerden almadım. Şimdi bak. Bunu böyle koydun ya diyelim. Bu şöyle sana bakıyor. Bunu böyle hızlıca çevirdiğinizde çok enteresan bir efekt oluyor. Bak. Pardon, bu değildi bahsettiğim efekt. Bunu buraya bantlayayım ben bir saniye. Şimdi bunu çevirdiğinizde merkezi kuvvetin etkisiyle her iki yandaki top böyle yanlara açılıyor. Basit gibi ama çok enteresan geliyor bana nedense. Şimdi göstermek istiyorum size. Görebildik mi? Bak bir daha yapıyorum. Çok acayip. Ama bir yerden sonra şaşıyor tabii bütün hikaye. Bence 80 lira gayet parasını hak eden bir Newton 5'i, Newton salıncağı. Artık buna ne derseniz diyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki ürüne geçelim. Şimdi bahsedeceğim çok teknolojik bir ürün var. Gerçi sene 2023, 2023 için o kadar teknolojik sayılmaz. Ama 120 liraya aldığımı düşünürsek gayet ideal, kullanışlı ve ilginç bir ürün bana sorarsanız. Ürün bu. Gördüğünüz gibi bir telefon tutacağı. Ama şöyle bir özelliği var. 360 derece kendi etrafında otomatik olarak dönebiliyor. Uygulaması var. Uygulamasını yüklüyorsunuz ve karşısına geçtiğinizde ve belli bir mesafede işte sizi algıladığında bir süre sonra sizin fotoğrafınızı çekiyor. Hatta isterseniz videonuzu çekiyor. Böyle siz dolaşırken sizi bayağı takip ediyor. Şimdi size göstermek istiyorum bunu. Hani bunlar artık çok yeni teknolojiler, süper teknolojiler değil ama bence gayet ne bileyim beni mutlu eden bir teknoloji oldu. 120 liraya beni mutlu eden bir teknoloji. Şu an açık zaten. Görüyorsunuz burada tutacağı var. Tutacağını yerleştiriyorsunuz. Şurada uygulaması var. Uygulamasını giriyorsunuz. Uygulaması zaten kullanma kılavuzunda yazıyor. Mesela şimdi ben bunu video kısmını aldım. Ve şöyle biraz geri çekiyorum. Siz de beni görün diye. Evet, şimdi ben karşısına geçtiğimde beni algıladı şu anda. 3 saniye içinde kayda girecek mesela. Değil mi? Girdi mi kayda? Kayda girdi. Bak şimdi ben bu tarafa kayınca beni takip ediyor. Bu tarafa hareket ettiğimde yine takip ediyor. Hatta şöyle biraz hala beni görüyor mu yüzümü? Tamam. Şöyle gideyim ben mesela. Kadrajdan çıktığım için sanırım takip edemedi. Evet, geldim tekrar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi beni bu şekilde takip ediyor ve videomu çekiyor. Bak bir kadrajdan çıkınca kaydı bitiriyor mu acaba? Hadi çıktım diyelim. Bitirdi mi? Merhaba. Süper bir ürün. İsterseniz fotoğraf da çekebiliyor. Tamam, bitir canımın içi. Cihazın şöyle bir sıkıntısı var. Telefonun kamerasından çekmesine rağmen videoları nedense görüntü kalitesi bir tık tırt. Yani o da ne bileyim idare edilebilir bir şey mi bilmiyorum. Ben kullanamam mesela bu görüntüleri. Gerçi daha kötü görüntüler... Aa! Sen ne ara bana döndün ya? O zaman yürüyelim mi? Hı? Tamam gir, hadi gir, bekliyorum, tamam. Tamam, şu an kayda girdi. 3 kere dın 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 yapıyor size. Evet benim. Beni takip edebilirsin. Yani bir masada olduğunuzu düşünün. Hareket ediyorsunuz böyle sağa sola ya da bir iş yapıyorsunuz. Sizi takip edebiliyor. 120 liraya bence büyük teknoloji ama görüntü kalitesi nedense bir tık kötü bırakılmış. Ah, bir dakika bir şey deneyeceğim. Şurada benim yüzüm var. Acaba bunu yüz olarak görecek mi sence? Ha? Ha, yüz. Aa, gördü. Ama şöyle bir şey var. Ekseni
kayarsa doğru düzgün hareket edemiyor. Bak şimdi. Evet arkadaşlar, ben bunu iPhone'un kilidini açmaya çalışmıştım. iPhone'un kilidini açamamıştık. iPhone bunun benim yüzüm olmadığını anlamıştı. Ama bu arkadaş biraz şapşı olduğu için, tabii o kadar duyarlı olmadığı için, bir güvenlik teknolojisi olmadığı için en azından bunu benim yüzüm sanıp takip edebiliyor. Fena değilmiş ya. Ben bunu kullanırım. Ayrıca bunu tripoda falan da takabiliyorsunuz. Altında şöyle bir bağlantı olayı var. Bunu normal bir tripoda takıyorsunuz. Tripodun üzerinde sizi takip ediyor. Güzel. Hareketleri çok akıcı değil. Akıcı olmadığı için tık 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 hareket ediyor. Yani çok profesyonel bir şey değil ama bence 120 liraya gayet enteresan teknolojik bir alet sahibi olabilirsiniz yani. Bence parasının hakkını veriyor. Şimdi bir sonraki ürüne geçiyorum. Galiba o akıllı tripodu, yüz takip eden tripodu BİM'den aldığımı söylememiştim. Onu BİM'den aldım, bunu da BİM'den aldım. Tıpkı pilleri aldığım gibi Dynamic Medical Line Akupunktur kalemi arkadaşlar. Akupunkture pen. Bu arada bir şey söylemek istiyorum size. Geçen Evrim Ağacı'nda okudum. Akupunktur'un bilimsel olmadığını söylüyordu. Yani akupunktur biraz tırt bir tedaviymiş. Yıllardır yapılıyor. Ben bilimsel sanıyordum. Hatta tıbbın bir kolu falan sanıyordum. Okuduğumda çok şaşırmıştım. Yani vücudunuza batırılan iğnelerin kısa ya da uzun maddesinin sağlığınıza pek bir etkisi yokmuş. İstiyorsanız o Google'dan artık okuyabilirsiniz. Ben onları yalancısıyım ama bana mantıklı geldi. Olmayabilir. Yani bir yerine iğne batırınca niye iyileşesin ki? Her neyse. Ve bu da akupunkturla çalıştığını söyleyen bir cihaz. Masaj tipi, lazer tipi. Lazer deyince benim ilgimi çekti. Ve akupunktur tipi diyor. Şöyle bir şey. Şeye benziyor. Sonic Screwdriver'a benziyor. Sonic Tornavida. Doktor Horn'un var ya. Benzemiyor mu? Sen biliyor musun onu? Sonic'i bilmiyor musun ya? Sonic Screwdriver. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar, böyle bir alet. Ucundaki şey değişiyor herhalde. Neyse, bu ne? Abo, burada bir şey var lan. Baksana. Kokmuyor ama bu iletken sıvı herhalde. Bu ne? Bu boş. Ha bu, ha jel koymak için içine. İki tane kap var. İçine azıcık idareten koymuşlar. İçinde bayağı kalınca bir kullanma kılavuzu var. Bakalım ne diyor. Tamam, okuyacağız bakalım. Oo. Bir bakayım nelermiş. Acil durum. Hıçkırık. Mesela hıçkırık tuttuğunda buranızda bu kalemi tutunca geçiriyor mu yani bu hıçkırığı? Baş, arka, boyun, foot. Foot'u nedense İngilizce yapmışlar. Siyatik sinir, omurga, ishal. Elin arka tarafından yapılan yüzün akupunktur noktaları. İnce bağırsak, mince bağırsak. Çok enteresan. Yani buranıza yapıyorsunuz. İnce bağırsağınızdaki ya da dalağınızdaki ya da böbreğinizdeki bir şeyler düzeliyor. Küçük miktarda temas jelini bileğinizin içine sürün. Sürdüm. Cihazla orta düşük bir ayarda başlayın. 3 ya da 4 diyor. Hadi 4 yapalım. Ana. As. Abo, bu şey gibi lan, bizim şaka şeyleri gibi. Çok çarpıyor. Bir dakika, bir yapayım. Bir daha yaparsın, hocayı beklemiyordum. Oğlum çok acıttı lan. Ah, ah. Evet arkadaşlar, tıpkı diğer masaj cihazları gibi böyle tık 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 şey veriyor. Ana! Şurada bir sinir buldum. Bunu pek biraz gücünü mü arttırmam gerekiyor? Buralarda bir şey olmuyor. Daha büyük kaslarımı iletiyorsunuz. 2 yapayım mı? Evet, 2 yapınca biraz daha şey yapıyor. Yani tıpkı diğer masaj aletleri gibi arkadaşlar, bir takım elektrik sinyalleri gönderiyor aslında vücudunuza ki ben bu daha noktasal gör. Ana! Ah! Arkadaşlar burayı kedim ısırdı geçen. Başka bir şey düşünmeyin lütfen. Bu da kolumu ağrıttı. Sana da yapayım mı? Yok, sana yapmayayım ya. Senin yaşın kurtarmıyor. Yok, ben ikiden fazlasını yapamam bunda arkadaşlar. Yani evet, bu da bir tür, nasıl diyeyim, masaj şeysi. Elinize elektrik veren türden bir masaj aleti. Akupunkturla
ne kadar neyi vardır bilemiyorum. Evet, elinizin içinde gezdirdiğinizde elinizin içine bir takım şeyler veriyor. Cildinizin altına. Mesela şurada bir sinir var. Büyük ihtimal elinize giden sinirler. Buraya değdirdiğinizde bütün parmaklarınızda tık 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 o elektrik şeyini hissediyorsunuz. Pek benlik bir şey değilmiş arkadaşlar. Ama masaj aletlerine hoşlanıyorsanız, böyle elektrik stimülasyon yöntemiyle çalışan masaj aletlerini sevenler varsa bunu bir deneyebilir. Müptelasıysanız, o hani var ya, daha önceki videolarda da test etmiştik yine BİM'de satılan masaj aletlerinden. Pıtlatıyor arkadaşlar. Pıt 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 elektrik sinyal veriyor. Kaç kademe bu? 6, 7, 8, 9. 9 kademe arkadaşlar. Ben 9'u denemek istemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, bu video böyleydi. Bazı ürünleri gerçekten çok beğendim. Özellikle o gravür üçleme seti benim için burada her zaman kullanacağım ürünler arasında yer alacak. Bozulana kadar en azından. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala aboneyseniz abone de olabilirsiniz. Şunu da patlatayım mı? Bu da A101'e gelmişti. Videonun başında söyledim galiba. A101'in yılbaşı sepetinde vardı. Patlatıyorum. Hazır mısın? Bu tarafa mı? O zaman 3, 2, 1... Biraz fazla ses çıkarıyor galiba bunlar. Görüşmek üzere.